Merhaba değerli arkadaşlarım. Sınavlar ülkesinde coğrafya anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde dünya üzerindeki okyanuslar ve önemli denizlerden bahsedeceğiz. Hepinizin bildiği gibi dünyamız uzay aleminde namı değer mavi gezegen olarak tanımlanmaktadır. Peki neden? Çünkü dünyanın büyük bir kısmı, 1/4'ü ya da başka bir ifadeyle %71'i okyanus ve denizlerle kaplı olduğu için. Evet, bugün dünyanın mavilerini öğreneceğiz. Tabii bu okyanus ve denizleri gösterebilmek için öncelikle önümüzde bir harita olması gerekir. Ben de şu an haritamı oluşturmaya çalışıyorum. Harita demişken az da olsa bazı arkadaşlar harita konusunda beni eleştirmişler. Bu ne biçim harita? Sen nasıl bir öğretmensin şeklinde. Arkadaşlar lütfen bu kadar şekilci olmayın. Harita demek şekil demek değildir. Harita demek neyin nerede olduğunu bilmek demektir. Yani ben bu çizmiş olduğum şekilde neyin nerede olduğunu sana gösterebiliyorsam olay bitmiştir. Başarıya ulaşmışız demektir. Lütfen bu konuda biraz daha dikkatli olun. En azından evleneceğiniz kişiyi seçerken bari bu kadar şekilci olmayın. Niteliğe dikkat edin arkadaşlar. Evet, dünya haritamızı oluşturduk. Şimdi bunun üzerinde okyanus ve denizleri göstereceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kıtalar arasında bulunan büyük su kütlelerine biz okyanus adını veriyoruz. Yaygın kanaate göre dünya üzerinde 3 tane okyanus var. Yaygın kanaate göre diyorum çünkü bazı kaynaklar dünyanın en büyük denizi olan Kuzey Buz Denizi'ni de okyanus olarak kabul ediyorlar ve buna Arktik Okyanus diyorlar. Fakat biz Kuzey Buz Denizi'ni okyanus olarak kabul etmeyeceğiz. Onu dünyanın en büyük denizi olarak nitelendireceğiz. Bizim kitabımıza göre kaç tane okyanus var? 3 tane. Onları da büyüklük sırasına göre belirtecek olursak en büyük okyanusumuzun adı Büyük Okyanus'tur. Ve biz ona ne diyoruz? Pasifik Okyanusu diyoruz. Bakın okyanusların yerini bildiğiniz gibi bu okyanusların hangi kıtalar arasında olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Bu da sorularda karşımıza gelir. Bu durumda soruyorum size Pasifik Okyanusu hangi kıtalar arasında? Bakıyorum Amerika'nın batısı ile Asya ve Avustralya'nın doğusundaki şu büyük boşluktaki büyük su kütlesine biz Büyük Okyanus yani Pasifik Okyanusu diyoruz. Yani şu kısmın Büyük Okyanus olduğunu biliyorsan bu kısmın da Büyük Okyanus olduğunu unutma. Bildiğin gibi dünya kabaca küre şeklindedir. Açınca ortaya böyle bir şekil çıkıyor. Yani bu durumda şu serçe parmağımın komşusu şu serçe parmaktır. Bunu unutma. ÖSYM bu bilgiyi ölçen bir dikkat sorusu sormuştu geçtiğimiz yıllarda. Çok da güzel bir soruydu. Soru şöyleydi. Japonya'dan hareket eden bir geminin en kestirme yoldan Kaliforniya körfezine gelebilmesi için nasıl bir yol izlemesi gerekir? Bir arkadaşımız ne yapmış biliyor musunuz? Japonya'dan hareket etmiş, Endonezya adalarının olduğu yerde Malakka boğazından geçmiş, şurada Babül Mendeb boğazı, Süveyş kanalı, Cebeli Tarık boğazı, Panama kanalı ve ver elini Kaliforniya. Şimdi bu arkadaşımız kanal ve boğazları biliyor mu? Biliyor. Peki soruyu doğru yapabiliyor mu? Hayır. Neden? Çünkü bilgiyi kullanmasını bilmiyor. Oysa ki ne yapması gerekiyordu? Eğer sen X'den Y'ye gitmek istiyorsan en kestirme yol nedir arkadaşlar? Şöyle gitmen yeterlidir. Böyle gidersen nereye gelirsin? Şuraya gelirsin. Yani hiçbir kanal ya da boğazdan geçmek zorunda değilsin. Bu önemli bir bilgiydi. Evet, Büyük Okyanus'u söyledik. Peki Amerika, Avrupa ve Afrika arasındaki şu boşluktaki büyük su kütlesinin adı nedir? Buna da Atlas Okyanusu ya da Atlantik diyoruz. Atlantik dedik. Afrika ile Avustralya arasında kalan şu boşlukta ise Hint Okyanusu bulunmakta. Evet, böylece okyanusları bitirmiş olduk. Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu dedik. Sıra geldi denizlere. Deniz neydi? Koy ya da körfezler yoluyla karaların iç kısımlarına sokulmuş su kütlelerine biz deniz adını veriyorduk. Şimdi de bu denizleri harita üzerinde göstereceğiz. Öncelikle kuzeyden güneye doğru bir sıralama yapmak istiyorum. Dünyanın en büyük denizi neydi? Kuzey Buz Denizi'ydi. Bazıları buna Arktik Okyanus diyordu ama biz onu dünyanın en büyük denizi olarak nitelendirdik. Geçiyorum şuraya 2 diyorum. 2 numaralı denizimizin adı Baltık Denizi'dir arkadaşlar. Baltık Denizi'nin adını bileceksiniz. Yerini bileceksiniz. Aynı zamanda Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkeleri de bileceksiniz. Peki neden? Çünkü burası önemli bir ticaret merkezidir arkadaşlar. Peki hangi ülkeler var? Danimarka, Almanya, Polonya, Rusya, Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya ve İsveç gibi ülkeler var. Lütfen Baltık ülkeleri deyip bunları yazın. Bir kez daha söyleyelim. Danimarka, Almanya, Polonya, Rusya, Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, İsveç gibi ülkeler. Bu ülkeler ne ülkeleriymiş? Baltık ülkeleriymiş. Burası tamam. Geçiyorum 3. denizimize arkadaşlar.
Dikkat ederseniz İngiltere ile Norveç arasında kalan boşluktaki şu denizimizin adı Kuzey Denizi'dir. Kuzey Buz Denizi değil, Kuzey Denizi. Bu da yine önemli bir denizdir. Önemli bir ticaret merkezidir aynı zamanda bu deniz arkadaşlar. Peki bu denize kıyısı olan ülkeler kimler? Şurası İngiltere yani Britanya. Onun karşısında Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Danimarka, Norveç gibi ülkeler var. Lütfen Kuzey Denizi'ne kıyısı olan ülkeleri de bilin. İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, Almanya ve tabii ki Norveç bu denize kıyısı olan ülkeler. Şimdi 3 numaralı denizden şu 4 numaralı denize Dover Boğazı ile geçeceğim arkadaşlar. Bu denizimizin adı Manş Denizi'dir. İngiltere ile Fransa arasında 4 numaralı denizimizin adı neymiş? Manş Denizi. Hatta bu denizin altından bir de tünel var. Neydi onun adı? Manş Tüneli. Aynı bizim Marmaray gibi arkadaşlar. Evet, tekrar Manş Denizi'nden Atlas Okyanusu'na geçiyorum. Atlas Okyanusu'ndan sonra şurada bir geçit var arkadaşlar. Cebeli Tarık Boğazı. Bu Cebeli Tarık Boğazı'ndan içeriye giriyorum ve dünyanın en büyük iç denizine geçiyorum. Nedir o denizimizin adı? Akdeniz. Bu önemli kardeşim. Neden önemli? Çünkü biz Akdenizliyiz. O yüzden Akdeniz'i, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri, Akdeniz iklimini, bitki örtüsünü, toprak türünü, her şeyini bilmek zorundasınız. Soru gelirse buradan gelir. Dünyanın en büyük denizi. Tabii büyük bir deniz olduğu için bir de bunun kolları var arkadaşlar. Nedir onlar? Burada biraz detaya gireceğim. Kaçırma lütfen. Şurada çizmeye benzer bir şekil var. Görebiliyor musunuz? Burası İtalya. Apennin Yarımadası dediğimiz yer. Rönesans'ın doğduğu yerdir. Şimdi bu İtalya'yı bulacaksınız. Onun sol tarafına, yani şuraya 6 diyorum. Burada Tiren Denizi. Sağ tarafına, yani Apennin Yarımadası ile Mora Yarımadası arasında kalan şu 7 numaralı yere Adriyatik Denizi diyoruz. Adriyatik Denizi bizim çok sevdiğimiz, kullanırken keyif aldığımız bir kavramdır. Neden? Bizim bir ülkümüz vardı. Neydi o? Adriyatik'ten Çin'e kadar büyük bir Türk İmparatorluğu kurma ülküsü. O yüzden Adriyatik'i biz tarihten de çok biliriz. Evet, Akdeniz'in kolları. İtalya'yı bulduk. Sol tarafa Tiren Denizi, sağ tarafa Adriyatik Denizi dedik. Dünyanın en güzel ülkesine geldik. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Hatta tapusu tamamen bize ait bir denizimiz var. Nedir onun adı? Marmara Denizi. Dolayısıyla arkadaşlar üç tarafımız denizlerle çevrili. Dört tane denize kıyımız var diyebiliriz. Tabii ki nedir şurası? 8 diyorum, Ege Denizi. 9 Marmara, 10 Karadeniz dedim. Bu arada Karadeniz'den bir de şöyle Ukrayna, Kırım arasında bir deniz daha var. Arkadaşlar oraya 11 diyorum. Önemlidir. Burası da Azak Denizi. Neymiş Azak Denizi? Karadeniz'den Azak Denizi'ne geçerken de burada bir Kerç Boğazı vardır. Bu da yine önemlidir. Aklınızda bulunsun. Evet, 11 neydi? Azak Denizi. 10 Karadeniz, Marmara, Ege. Bunları biliyoruz zaten. Bilmiyorsan sınava girme kardeşim. Ve Mısır'a geldik. Mısır'da Süveyş Kanalı'ndan nereye geçtik arkadaşlar? 12 numaralı denizimiz, yani Kızıldeniz'e geçtik. Akdeniz ile Kızıldeniz arasında geçiş Süveyş Kanalı üzerinden oluyor. Bunu biliyoruz. Kızıldeniz'den şurada 13 numaralı denize geçeceğim. Nedir bu denizimizin adı? Umman Denizi. Buradan buraya geçerken, yani Kızıldeniz'den Umman Denizi'ne geçerken de burada Babülmendeb Boğazı'ndan geçiyoruz. Bilmemiz gereken önemli denizler bunlar. Başka deniz yok mu? Var. Nedir? Çin Denizi, Japon Denizi. Bunun dışında şurada Orta Amerika'da Meksika Körfezi'nin olduğu yerlerde, Küba, işte Dominik, Acun Cumhuriyeti gibi yerlerin olduğu yerde bir de Karayip Denizi var. Oraya da 16 diyelim, Karayip Denizi. Bunu da bilirseniz iyi olur. Evet, dünyada bilmeniz gereken önemli denizler bunlardı. İsterseniz bir kez daha söyleyelim. Dünyanın en büyük denizi Kuzey Buz Denizi. 2 numaralı denizimizin adı Baltık Denizi'ydi. Hatta Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkeleri de bilecektik. Danimarka, Almanya, Polonya, Rusya, Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, İsveç gibi. Şurası 3 numaralı deniz Kuzey Denizi'ydi arkadaşlar. Kuzey Denizi'ne kıyısı olan ülkeler İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Danimarka, Norveç gibi ülkelerdi. İngiltere ile Fransa arasındaki şu 4 numaralı denizimizin adı Manş Denizi'ydi. Şurası dünyanın en büyük iç deniziydi, yani Akdeniz. Akdeniz'in 2 tane önemli kolu vardı. İtalya'yı buluyorduk. Sol tarafta Tiren, sağ tarafta ise Adriyatik Denizi vardı. Türkiye'deki denizleri biliyoruz. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz'e kıyımız var. Bunun dışında Karadeniz ile Kerç Boğazı'ndan nereye geçiyorduk? Azak Denizi'ne geçiyorduk. Bunu da unutmayın. Akdeniz'den Kızıldeniz'e geçtik. Kızıldeniz 12 numaralı denizimizin adı. Sonra 13 numaralı denizimizin Umman Denizi. Umman sınavda da soru olarak gelmişti. Bunun dışında Çin Denizi, Japon Denizi, Karayip Denizi gibi denizler de var. Bunları da bilirseniz iyi olur dedik. Evet, denizleri söyledik. Fakat dedim ya arkadaşlar, denizleri bildiğiniz gibi denizlere kıyısı olan ülkeleri de bilmek zorundasınız. Özellikle hangi denizler?
Akdeniz ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri kesinlikle bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler kolay biliyorsunuz. Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, bunların Karadeniz'e kıyısı var. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler Türkiye, şurada biliyorsunuz Mora Yarımadası, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Fransa, İspanya. Bunun dışında Kuzey Afrika'daki Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suriye gibi ülkeler. Bunların da Akdeniz'e kıyısı var. Bir kez daha söylüyorum, Akdeniz ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri iyi bileceksiniz. Hatta böyle bir küme oluşturun. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. Söyle, Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Fransa, İspanya, Kuzey Afrika ülkeleri, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suriye, daha başka ülkeler var ama bunlar önemlileri tabii. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler Türkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan gibi ülkeler. Arkadaşlar bunları bilin. Bunları öğrendiysek eğer, denizleri öğrendiysek, ülkeleri öğrendiysek artık bu denizler arasındaki geçitler yani kanal ve boğazları bilmek bizim için daha kolay olacak. Örneğin şöyle bir hatırlatma olsun. Arkadaşlar biz Baltık Denizi'nden Kuzey Denizi'ne geçerken Hitler'in yaptırdığı bir kanaldan geçiyoruz. Kiel Kanalı. Söyler misiniz? Kiel Kanalı Almanya'da bulunuyor. Kuzey Denizi'nden Atlas Okyanusu'na geçerken İngiltere ile Fransa arasında Dover Boğazı vardır. Bu da önemlidir. Önemli bir ticaret yoludur. İspanya ile Fas arasında Akdeniz'e girerken yani Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e girerken şurada zaten biliyorsunuz Cebeli Tarık Boğazı var. Burası da tamam. İstanbul Çanakkale Boğazlarını bilmiyorsan sınava girme dedik. Akdeniz'den Kızıldeniz'e geçerken burada Süveyş Kanalı var. Süveyş Kanalı dünyada kapakları olmayan en büyük kanaldı. Kızıldeniz'den Umman Denizi'ne geçerken korsanlardan korkuyorduk hatırlarsanız. Burada Babül Mendeb Boğazı var. Hüzün kapısı demek. Boğazı var. Şurası arkadaşlar şunları da göstereyim olay bitsin. Çok fazla bilgi vermeye çalıştık. Kafa yanmasın, beyinde sıkıntı olmasın. Şurası arkadaşlar Basra Körfezi. Buraya A diyorum. Basra Körfezi petrol deyince akla gelen en önemli yerdir. Önemli körfezler var. Örneğin şurası Kasırga'nın başkenti Meksika Körfezi. Şurası C Gine Körfezi arkadaşlar. Gine Körfezi Orta Afrika'da yine petrol deyince akla gelen önemli yerlerden birisi. Biliyorsunuz Afrika'nın en büyük petrol üreticisi Nijerya'dır. Ve bu petrol dışarıya Gine Körfezi üzerinden nakledilir. Bunun dışında bir de şuraya D diyorum. Burası da Bengal Körfezi. Dünya nüfusunun çok yoğun olduğu bir yer. O yüzden buraları bilmeniz gerekiyor. Ne yaptık arkadaşlar bugünkü dersimizde? Dünya üzerindeki okyanuslar, önemli denizler ve körfezleri gösterdik. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir teşekkür bizi memnun eder. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Bu kadar şekilci olmayın lütfen. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.